Herkese merhaba. Biliyorsunuz bir 2-2,5 aydır falan ben Buenos Aires'teydim. Sonunda Buenos Aires'ten ayrılıyorum ve yolculuğa çıkıyorum. Şimdi yavaş yavaş böyle Arjantin'in kuzeyine doğru ilerleyeceğiz. Şu anda Rosario'ya gidiyorum. Rosario'dan sonra Cordoba'ya geçeceğim. Oradan da Foz de Iguaçu'ya, kuzeye böyle Brezilya, Paraguay, Arjantin sınırına gideceğiz, şelaleye. Şimdi Buenos Aires'te böyle 2,5 aylık çok güzel bir süreç geçirdim. Çok güzel bir hostelde gönüllülük yaptım. Bana bu gönüllülük fırsatını sağlayan arkadaşlarım Cansu ve Mali'ye, bal porsuklarına çok teşekkür ederim. Onların da YouTube kanalını hemen aşağı bırakıyorum. Onları da takip edebilirsiniz. Oradaki arkadaşlarıma ve patronlarıma da eğer bu videoyu izliyorlarsa çok teşekkür ederim. Harika bir 2,5 ay geçirdim yani. İnanılmazdı. Şimdi böyle Buenos Aires'in böyle 80-90 kilometre yanlış bilmiyorsam dışına kadar geldim. Burası Zarate diye bir bölge, yani kasaba. Buenos Aires'e bağlı. Buenos Aires metropoliten alanına bağlı bir bölge burası. Buraya kadar bir tane dolmuş ve bir otostop kullanarak geldim. Şimdi tekrar otostopa devam edeceğim. Rosario'ya kadar yanlış bilmiyorsam böyle bir 200-250 kilometrelik bir yolum var. Şu anda saat 3'e geliyor. Rosario'da bir tane Couchsurfing'den bir host buldum. Beni o ağırlayacak. Akşam 7 gibi falan evde olacağım dedi. İşten döneceğim. O saatten sonra gelebilirsin dedi. 7'den önce oraya varmaya çalışacağım. En son otostop çektiğim araç beni böyle bir yere bıraktı şimdi şuradan. İleriden ana yola bağlanıyor burası. Buralardan bir yerden yavaş yavaş otostop çekeceğim şimdi. Rosario'ya doğru ilerleyeceğiz. Hola, buenas. ¿Cómo estás, papu? Me voy a Rosario. ¿A Rosario? Vamos que yo te dejo la puma. Te dejo más cerquita, porque si no te tengo que caminar la banda. Bueno, muchas gracias. No, por favor, papi. ¿Puedo filmar? Sí, cómo no, papi. Ah, muchas gracias. ¿Tienes canal de YouTube? Sí, para YouTube. ¿De dónde eres? Para ¿De Zarate? Yo soy acá de Zarate. Ah, muy yo te dejo ahí en la puma y ahí hace dedo, pues si no te es un re quilombo caminar hasta allá, papi. Bueno. Muchas gracias. No, de nada. ¿Y cuál es tu trabajo? Yo trabajo de guardia de seguridad. Guardia de seguridad. Sí, tuve un accidente en el 2018, tuve fracturas puestas de tibia y peroné. Y lo único que me queda de laburar es de seguridad. Pero gracias a Dios tengo mi laburo. Tengo 4 hermosos hijos. Ah, ¿sí? Sí. Tengo dos nenas. Bueno. Y ahora se me está por venir el segundo varoncito. Gracias a Dios. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Marcelo Díaz. Ahí salió para la gente ahí de tu canal. Soy Mujahid. Mujo. ¿De qué país sos? De Turquía. ¿De Turquía? ¡Qué lindo! Sí. ¿Cuánto tiempo vas a estar por acá? Estaba en Buenos Aires hace 2 meses y medio más o menos. Quiero quedar 2 o 3 semanas más, pero después de Paraguay voy a volver y voy a ir a Salta y Jujuy también. Sí, perfecto. Escúchame, en el canal de YouTube tuyo está tu Instagram, está todo. Sí. Listo. Ahora cuando yo te dejo me pasas el canal de YouTube, te voy a seguir. Bueno. Y te voy a buscar en el Instagram y te voy a seguir. Bueno. Porque es lindo conocer gente así. Sí, muchas gracias. No, gracias a vos. Pero bueno, vayan a seguirlo ahí al canal. Sí. Al canal y al Instagram. Sí. Bu arada abone olarak, yorum yaparak, beğenerek destek olursanız çok sevinirim. Böyle bu yolculukları bu YouTube kanalı sayesinde finanse ediyorum ve bu şekilde dünyayı gezmeye çalışıyorum. Gittiğim yerlerden de sizi bilgilendirmeye çalışıyorum. Bir beğeniyle, bir yorumla, abone değilseniz abone olarak destek olursanız çok sevinirim. Bueno papi, acá yo te dejo. Bueno. Y ahí sigue haciendo algo, nomás tranquilo. Bueno. Para que te voy a saludar como saluda a todo argentino. Bueno, muchas gracias. Bugün şanslı gibiyim, böyle çok beklemiyorum ama hep kısa mesafe denk geliyor. 2 tane arabaya bindim şu ana kadar, bu ikinciydi. İkisi de böyle kısa mesafe denk geldi. Ama bakalım şimdi şuradan çekeceğim otostopu. Umarım bu sefer direkt Rosario'ya bir araba bulurum.
Bu yol Cordoba'ya kadar gidiyor. Bu yüzden Cordoba'ya giden, Rosario'ya giden araçların denk gelme ve beni alma ihtimali çok yüksek. O yüzden şu anda güzel bir yerdeyim otostop için. Bayağı iyi bir yere denk geldim yani. Bu arada kimse almazsa şu dinlenme tesislerine, benzinliğe falan gidip insanlara sorma şansım da var. Beni atar mısınız diye. Güzel bir yer oldu, çok iyi. Hadi bakalım. Yarım saattir falan şöyle bir yerde otostop çekiyorum. Şimdi böyle karşıma çıkabilecek çeşitli problemlerle ilgili acil durum eylem planları hazırladım. Şimdi şu tarafta, şu an gözükmese de birazcık şu tarafa doğru ilerledi galiba. Kapkara bulutlar var ve ülkenin kuzeyinde de böyle bir kırmızı alarm verilmiş yaklaşan bir fırtına ve yağmurla ilgili. Aynı zamanda bugün Rosario'da yağışlı gösteriyordu. Google'da %100 yağışlı gözüküyor Rosario. Bu yüzden ben de yağmur yağarsa diye böyle bir köprünün altında otostop çekiyorum. Burada da Massa'nın ismini yazmışlar. Massa biliyorsunuz buranın başkan adayı. Yakında seçimler olacak, ikinci tur. Karşıma çıkabilecek diğer bir sıkıntı da araba bulamamak ya da aç susuz kalmak. Onunla ilgili acil durum eylem planımda hemen şuradaki dinlenme tesisleri ve benzinlikler. Eğer araba bulamazsam veya aç susuz kalırsam da oradaki benzinliğe ya da dinlenme tesislerine gideceğim. Orada bir şeyler yerim. Gerekirse geceyi orada geçiririm falan. Şu anda en büyük sıkıntılarımdan birisi internetim yok ve evinde kalacağım kişiyi durumumla ilgili bilgilendiremiyorum. En kısa zamanda bir internet bulup ona mesaj atmam lazım. Şimdi böyle bir yarım saattir falan burada otostop çekiyorum, bakalım. Bir de şu ileride sanki iki kişi otostop çekiyor. Onlar benim ismetimi biraz engelliyor olabilir. Bakalım, uğraşacağız. Otostop çekmeye devam. Hola, buenas. Muchas gracias. Voy a quedarme en Rosario por unos días, 3-4 días, y después voy a ir a Córdoba. Ah, bien. El fin de semana estuve en Córdoba. Ah, sí. ¿Viaja por trabajo o...? Sí, trabajo. Ajá, entiendo. Trabajo y como voy conociendo, me hago de amigos y voy. Acá para yo, es un hostel. Ah, muy lindo lugar. Sí. Un hostel que... Está todo ahí para, y hay muchos viajeros como vos que paran en este hostel. Bueno, yo fui con mis hijos, sí, y con mi novia. Éramos cuatro. ¿Cuántos hijos tienen? Tres. Tres. Tres varones ya. ¿Y vos cuántos años tenés? ¿Cómo? ¿Cuántos años tenés? 31. ¿Está casado? Estoy divorciado. Me divorcié y hace ya 5 años que estoy. 5 años. ¿Cómo es su nombre? Daniel. Dani. 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 Mucho gusto. Mi nombre es Millo. ¿Cómo? Millo. ¿Millo? Sí, Millo. Ben ulaştım Rosario'ya. Son otostop çektiğim abiyle bayağı bir yolculuk yaptık. İşte herhalde 150 kilometreden fazla, belki de 200 kilometreye yakın yolculuk yaptık beraber. Hatta işte bir iki yerde oturduk, kahve falan içtik. Bir arkadaşıyla görüştü, o müşterisiymiş sanırım falan. Sonra abi sağ olsun beni Rosario'da kalacağım evin önüne kadar bıraktı. Ama beni ağırlayacak kişi arkadaşlarıyla yemekteymiş. Biraz geç geleceğim, beni bekler misin falan dedi. Ben de bir kafeteryaya geçtim. Empanada falan bir şeyler yedim. Şimdi mesaj attık, geliyormuş eve. Bir 5-10 dakikaya gelecekmiş. Şimdi de ben de evine geldim sayılır. Şurada bir yerde. Onu bekleyeceğim. Gelecek, beraber eve geçeceğiz onunla. Herkese merhaba. Bugün günlerden cuma. Ben Rosario'ya geleli 4 gün oluyor. Geçtiğimiz 3 gün bayağı bir yağışlı ve soğuktu. O yüzden video çekemedim. Bugün sonunda artık videoyu çekebilirim. Aslında geçtiğimiz 3 gün boyunca şehri bayağı bir gezdim ama hep böyle yağmurdan ve soğuktan kaçmak derdinden video güzel çıkmazdı. O yüzden çekmedim ben de yani. Hatta bu videoyu çekebilmek için de buradaki kalacağım süreyi 2 gün uzattım. Normalde dün gidecektim. Yarın gideceğim. Yani perşembe günü gidecektim. Cumartesi günü gitmiş olacağım. Cordoba'ya geçeceğim cumartesi günü. Orada da kendim
kendime Couchsurfing'den kalacak yeri ayarladım. Bu arada 3 gündür beni Angela ağırlıyordu. Bu videoyu izliyorsa eğer ona çok teşekkür ederim. İnanılmaz enerjik, inanılmaz güzel bir insan. Beraber hiç video çekmedik ama çok güzel vakit geçirdik. Bu arada Montevideo'da hostelde tanıştığım arkadaşlarla karşılaştım burada. Yani düşünsenize Uruguay'da Montevideo'da hostelde tanıştığım arkadaşlarla Arjantin'in Rosario şehrinde markette karşılaştık ve bunlar da bir şeyler alıp yemek pişireceklermiş. Biz de yemek pişirecektik. Bizi evlerine davet ettiler. Beraber yemek falan pişirdik. Böyle çok güzel anılarımız oldu. İşte tekrardan hem o arkadaşlara hem de Angela'ya çok teşekkür ederim. Şu anda dünyaca ünlü, hepinizin tanıdığı çok önemli bir insanın doğup büyüdüğü mahalledeyim. Arjantinliler için çok önemli bir insan. Birçok insan için yani tapılası bir insan diyelim. Arjantinliler için öyle düşünüyorlar. Şu anda Lionel Messi'nin doğduğu mahalledeyim. Doğup büyüdüğü mahallede. Mahallenin ismi La Bajada diye bir mahalle. Hemen şuradan biraz ileride sağ tarafa doğru gidince Messi'nin çocukluğunu geçirdiği evi var. Oraya doğru ilerleyeceğiz. Ve bu mahallenin her tarafı böyle Arjantin milli takımı ile ilgili ve Messi ile ilgili böyle grafitilerle ve resimlerle dolu. Aynı zamanda yazılar falan da var sağda solda. Messi'nin formasını falan çizmişler. Şimdi biraz Messi'nin çocukluğundan bahsedelim. Messi bu mahallede büyümüş. Bu sokaklarda top oynamış çocukluğunda. Şimdi Messi, ben biraz araştırma yaptım Messi'nin hayatıyla ilgili. Tabii yakın zamanda aslında belgeseli falan da yayınlandı ama onu izlemedim ama biraz araştırdım, bir şeyler okudum. Şimdi Messi çocukluğundan beri futbola çok meraklı. Böyle abisinin hatta bir söylediği söz var. Kardeşim abisi mi tam bilmiyorum. Markete giderken bile diyor yanında mutlaka topla giderdi diyor. Hatta diyor eğer evde top yoksa bezden kendine bir top yapardı. Onunla giderdi falan diyor. Bakın kapıyı mavi beyaza boyamışlar. Arjantin renklerine 10 numara koymuşlar. Messi'nin forması. Şuralarda da hep görüyorsunuz her yerde. Bir çizimler var. Şu ileride de var bir şeyler. İnsanlar galiba buraya gelip çekim yapanlara o kadar alışmış ki umursamıyorlar. Normalde böyle bir mahalleye elimde kamerayla girsem herkes deli misin diye bakar bana. Bildiğiniz burası barrio böyle. Gecekondu mahallesi ama turistik olduğu için güvenli herhalde bayağı bir. Şöyle bir çizim de var burada. Şimdi anlatmaya devam edeyim. Messi çocukluğundan itibaren futbola çok meraklı. Elinden top hiç eksik etmiyor. Markete giderken bile sürekli böyle elinde topla gidiyor. Aynı zamanda anneannesine de çok düşkün Messi. Anneannesiyle beraber çok vakit geçiriyor. Sonra bir gün anneannesiyle beraber bir maça gidiyorlar mahallede. Sonra bu maçta bekliyorlar. Bir türlü maç başlamıyor çünkü takımlardan birinde bir oyuncu eksik. Messi de bu takımın teknik direktörüyle konuşması için anneannesini ikna ediyor bir şekilde. Diyor ki teknik direktörle konuş diyor, ben oynamak istiyorum diyor. Bakın size şöyle birkaç grafiti daha göstereyim. Burada Arjantin milli takımı. Burada yine futbol oynayan kadınlar. Bu arada Güney Amerika'da kadınlar arasında da futbol çok yaygın. Benim mesela Couchsurfing'den evinde kaldığım ve sosyal hayatta tanıştığım birçok kadın arkadaşım arkadaşlarıyla halı saha maçına gidiyorlar. Yani burada Güney Amerika'da bir kadını halı saha maçına giderken görürseniz şaşırmayın. Böyle işte maça gidiyorlar. Anneannesiyle bekliyorlar. Maç bir türlü başlamıyor. İşte neden? Takımlardan birinde oyuncu eksik. Messi anneannesini bir şekilde ikna ediyor. Diyor ki ne olur diyor, teknik direktörle bir şekilde konuş diyor, ben oynayayım bu maçta falan diyor. Kadın konuşuyor teknik direktörle. Şimdi Messi de oradaki diğer futbolculara nazaran yaşı da küçük, boyu falan da küçük. Zaten Messi'nin hormon eksikliği hastalığı varmış. Bu yüzden boyu uzamıyormuş. Zaten hem yaşı küçük, aynı zamanda böyle bir rahatsız olduğu için de zaten boyu da kendi yaşıtlarından da kısaymış Messi'nin. Şuradan sıkıntılı tipler geliyor, başımızı belaya sokmayalım. Sonra işte anneannesi teknik direktörle konuşuyor. Teknik direktör Messi'ye dönüyor. Soruyor, diyor ki ya diyor ne yapabilirsin diyor. Sahaya çıktığın zaman diyor. Messi de diyor ki ne istersen yaparım diyor. Ben diyor iddialıyım, yapacağım diyor. Sonra maça bir başlıyor. O maçta 2 gol atıyor. Tabii herkes büyüleniyor. Sonra Messi'yi o takıma alıyorlar. Messi o takımda futbol oynamaya başlıyor. Futbol hayatı böyle başlıyor. Bakın şimdi size Messi'nin evini göstereyim. Geldik. Burası Messi'nin evi. Şurası. Anneannesinin evi daha doğrusu burası. Anneannesiyle dedesinin evi. Bakın şu grafitiyi falan. Sanırım şu üst kısımdaki bu Messi grafitisi varmış. Ama şuraları, şu futbol topunu falan daha yeni boyamışlar. Çünkü benim internetten baktığım resimlerde şu vardı ama bu kısım yoktu. Buraları yeni boyamışlar. Bakın hemen karşısına da şöyle bir çizim yapmışlar. Her yerde Messi var bu mahallede. Şimdi şöyle karşısına doğru gidelim. İnternetten Messi'nin doğduğu ev yazdığınız zaman bu binanın fotoğrafı çıkıyor ama boyasız hali çıkıyor. Tanımakta biraz zorlanabilirsiniz. Ben biraz zorlanmıştım. Böyle. Şu anda boşmuş bu ev. Kimse yaşamıyormuş. Bak yine karşısında buralarda böyle grafitiler var. Şurada da var. Şu direkleri Arjantin renklerine boyamışlar. Bu burayı Dünya Kupası zamanında boyamışlardır büyük ihtimalle. Böyle bir Arjantin bayrağıyla boyamışlar. Bu arada Dünya Kupası zamanında mesela şimdi yerdeki yaya geçitleri beyaz ya normalde. Yaya geçitlerinin arasını
yolunu o asfaltlardaki boşlukları maviye boyayıp böyle mavi beyaz Arjantin rengi yapmışlardı her yeri. Messi'nin evinin önünü de böyle, demek ki o dönem böyle Arjantin bayrağıyla boyamışlar bu yolu. Düşünsenize, bir zamanlar bugün dünyanın en büyük futbolcularından biri olan Messi burada futbol oynuyordu yani. Bu mahallede top sektiriyordu. Buradaki insanlar da onun komşusuydu. Şimdi belki de görüşemiyorlardır bile onunla. Sonra işte nerede kalmıştık? Sonra işte orada iki gol atıyor. Takıma giriyor falan böyle. Orada oynamaya başlıyor. Sonra Messi çok başarılı, yetenekli. Herkes görüyor bu yeteneğini ama bir sıkıntısı var. Hormon eksikliğinden dolayı bir türlü boyu uzamıyor. Boyu uzamadığı için de hem ilaçlarını alması gerekiyor. İlaçları çok pahalı. Tedavi masrafları çok fazla. Bunu karşılayamıyor ailesi. Babası bir tane çelik işçisi. Annesi temizlik işçisi. Bu yüzden durumları tedavisine yetmiyor Messi'nin. Messi aynı zamanda bu tedavileri görmezse bu yeteneklerini de sergileyemeyecek. Futbol hayatı da bitecek. Futbol oynayamayacak. Bu arada şurası da Messi'nin çocukken arkadaşlarıyla maç yaptığı sahaymış. İçine girilmiyor maalesef şu anda. Böyle bir alan. Muhtemelen buralarda da top oynuyordur çocukluğunda. Gracias Gauchito diyor. Gauchito diye Messi'den mi bahsediyorlar acaba? Neyse, Messi'nin tedavi görmesi lazım. Hem kariyer için, yani hem futbolla devam edebilmesi için, hem de sağlığı için. Ama ailesi de tedavi ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Sonra babasının aklına bir fikir geliyor. Çocuk diyor yetenekli diyor. Ben diyor futbol kulüplerine yazayım. Futbol kulüpleri çocuğun tedavi masraflarını karşılasınlar diyor. River Plate ile görüşüyor. River Plate Messi'yi istiyor ama babasıyla anlaşamıyorlar bazı konularda. Şuraya baksanıza, tam top oynamalık değil mi? 10 numara. Tam turist modundayım. O kadar dikkat çekiyorum ki. Tam soyulmalıyım şu anda. Kabak gibi ortadayım yeminle. Herkes bana bak. Sonra işte tedavi olması gerekiyor. Bir türlü anlatamadım ya. Konudan konuya geçiyoruz. Tedavi olması gerekiyor. River Plate ile görüşüyorlar. River Plate Messi'yi istiyor yani. Almak istiyor takımı ama babasıyla anlaşamıyorlar. Sonra babası başka çare arıyor. İşte ne yapayım diyor. Bir akıl alıyor bir yerden. Diyor ki Messi'nin portakalla ve tenis topuyla top sektirirken videosunu çekiyor. Portakalı 113 kere, tenis topunu da 120 kere sektirirken videosunu çekiyor ve bunu Barcelona'ya gönderiyor. Diyor ki işte benim çocuğum diyor futbola yetenekli ve tedavi görmesi gerekiyor. Orman tedavisi görmesi gerekiyor. İşte tedavi masraflarını karşılar mısınız gibisinden. Sonra Barcelona'dan davet geliyor işte şey için. Bir deneme maçına çıkması için. Sonra beraber Barcelona'ya gidiyorlar. Tabii Messi maçta yeteneklerini döktürüyor. Sonra takımı alıyorlar falan. Aslında takıma da tam almıyorlar. Böyle sürekli antrenmanlara çıkıyor. Anlamaya çalışıyorlar nasıl olacak diye. Çünkü bedenen çok küçük diğer futbolculara, kendi yaşıtlarına göre. Ve kararsızlar Messi'yi takıma alıp almama, masraflarını karşılayıp karşılamama konusunda. Şöyle size etrafı göstereyim anlatırken bir yandan. Sonra bir gün Messi antrenmanlardayken Barcelona teknik direktörü Messi'yi görüyor ve diyor ki bu çocuğu ne olursa olsun tedavi ettireceksiniz ve takıma alacaksınız diyor. Onun emriyle beraber Messi'yi takıma alıyorlar. Sonra da Messi takımda oynamaya başlıyor. Messi 16 yaşındayken Barcelona'da ilk kez maçı çıkıyor. 17 yaşında da ilk kez La Liga maçında forma giyiyor ve La Liga tarihinde en genç yaşta futbol oynayan futbolcu unvanını kazanıyor. Aynı zamanda 22 yaşında ilk kez altın top ödülünü alıyor. Bundan sonraki 3 sene boyunca da üst üste altın top ödülünü alıyor ve peş peşe 4 kez altın top ödülünü alan dünyadaki tek futbolcu oluyor. Ve şu anda da toplamda 8 tane altın top ödülü var ve dünyanın en çok altın top ödülü alan futbolcusu konumunda şu anda. 6 tane de altın krampon ödülü var. Gerçekten başarılarıyla tarihe geçmiş bir futbolcu. Böyle kariyerini bu tarz ilklerle ve bu tarz rekorlarla donat bir oyuncu bu mahalleden doğmuş. Şimdi Messi'nin doğduğu mahalleyi böylece gezmiş olduk. Evini de göstermiş oldum size. Şimdi buradan otobüse bineceğiz. Rosario'nun merkezine gideceğiz ve gezilecek birçok yer var. Rosario benim beklediğimden çok daha güzel bir şehir çıktı. Ben bu kadar büyük ve güzel bir şehir olduğunu bilmiyordum. Böyle birkaç yüz bin nüfusu olan küçük bir şehirdir diye düşünüyordum. Öyle zannediyordum. Fazla araştırmamıştım gelmeden önce. Ama beni şaşırttı açıkçası. Bayağı büyükmüş. 1.7 milyon nüfusu varmış. Oldukça da güzel bir şehir. Mimarisi falan bayağı iyi. Yani baya böyle Buenos Aires'tekini aratmayacak kadar böyle güzel binalar var burada. Oraları gezeceğiz. Böyle çarşısını göreceğiz. Birkaç gezilecek yer var. Çarşısı, pazarı. Oralara falan gideceğiz. Bir gezelim bakalım. Şimdi 107 numaralı otobüsü bekliyoruz. Bir gün Rosario'ya yolunuz düşerse, Messi'nin doğup büyüdüğü mahalleyi görmek isterseniz merkezden 107 numaralı otobüse binerek bu mahalleye gelebilirsiniz. Aynı zamanda buradan merkeze yine 107 numaralı otobüsle dönebilirsiniz. Google haritalara La Casa Natal de Messi diye yazdığınız
baktığınız zaman da direkt evin konumu çıkıyor. Yani Messi'nin doğduğu ev anlamına geliyor bu cümle. Google haritalara bunu yazdığınız zaman da direkt konumu çıkıyor. Şimdi merkeze gidelim bakalım. Otobüsü bekliyoruz. Ama çok seyrek geçiyor otobüs. Bu arada burada toplu taşıma Buenos Aires'e göre biraz daha pahalı. Buenos Aires'te en pahalı toplu ulaşım metrolarda, o da 80 pesoydu. Ki şeyi saymıyorum, böyle şehrin dışına kadar böyle 50 kilometre 70 kilometre dışına kadar çıkan trenler var. Onlar 150-200 pesoyu bulabiliyor. Onları saymıyorum. Şehir içinde mesela en pahalısı metrolarda, o da 80 pesoydu. Burada sıradan bir otobüs 185 peso. Ama o bile çok ucuz, 19 sente falan geliyor dolar bazında. Şimdi bir tane otobüse bineceğiz ve merkeze gideceğiz. Merkez gezeceğiz beraber. Evet, ışınlandım. Şu anda merkezdeyim. Burası Rosario'nun en merkezi Yenişlek Caddesi. Böyle Güney Amerika'da, Uruguay'da ve Arjantin'de, özellikle diğer ülkelere daha gitmedim ama böyle trafiğe kapalı ana caddelere peatonal diyorlar. Burası Cordoba Caddesi. İşte diğer adı da peatonal diye geçiyor. Cordoba peatonal diye geçiyor. Şimdi şöyle bu cadde boyunca yürüyelim bakalım. Böyle bizim İstanbul'daki İstiklal Caddesi, İzmit'teki yürüyüş yolu ya da Fethiye Caddesi. Ne bileyim, öyle düşünün işte, anlayın da nasıl bir yer olduğunu. Buranın Yenişlek en merkezi caddesi. Böyle etrafında mağazalar falan var. Burası özellikle şöyle galerileriyle meşhur gibi geliyor bana. Şimdi burada daha çok böyle galeri tarzı yerler var. Şöyle göstereyim size. Bizim Türkiye'deki iş merkezi ya da plaza gibi yerler. Şimdi şu anda içinde bulunduğum galeriye, burada benim gezdiğim tüm galeriyalar arasındaki en güzel olanı bence. Böyle çok güzel. Böyle baksanıza, kiremit rengi tuğlalarla yapmışlar. Çok güzel bir iç dizaynı var. Böyle İngiltere'deki, Londra'daki telefon kulübelerinden koymuşlar bir tane. Dilim de dönmüyor. Uykusuzum bugün. Gerçekten uykusuz. Uykusuzken konuşmakta zorlanıyorum. Uykusuzken hiçbir şey yapmak istemiyorum hayatta. Ama dün gece uyuyamadım. Böyle bir yer. Galeriyalar. Bu içlerinde en güzel, en elit olanı. Diğerleri hep daha farklı. Şimdi hatta şu karşıda bir tane var. Oraya gireriz. Orayı da gösteririm size. Bu peatonalin çevresi. Ha, buranın adı da zaten Galeria Paseo Peatonalmiş. Bu peatonalin çevresi full böyle galeriyalarla dolu. Yani içine bir giriyorsunuz. Bizim iş merkezleri gibi. Bir sürü dükkanlarla dolu. AVM'nin eski hali. Şimdi şu ileride bir tane daha denk gelir mutlaka. Çok var burada. Bu arada bu sabah şey oldu. Western Union'dan para çekmeye çalıştım. Şimdi bana herkes soruyordu. Buenos Aires dışındaki şehirlerde bu exchange olayı nasıl oluyor diye. Size anlatayım. Şimdi ama ben Western Union'la yaptım. Onu anlatayım. Buralarda kara borsa usulü çevirirler mi parayı bilmiyorum. Şimdi çıktım sabah, Western Union arıyorum. Böyle birkaç tane adres gezdim. Google'a yazdım Western Union diye. Çıkan yerlere gittim. İlk başta 2 tane mi 3 tane mi adrese gittim. Hepsi de kapanmıştı. Yani dükkan kapanmış. İşlemiyor. Kapatmışlar dükkanı. Dedim acaba parayı çekemeyeceğiz mi? Ne olacak? Bankaya mı gideceğiz? Bankada hangi kurdan verecekler falan. Kafa bir dolu. Sonra en sonunda bir tane açık bir Western Union şubesi buldum. Pago Fácil buldum. Sonra oraya gittim. Sıra yoktur diye umut ediyordum. Küçük şehir diye. Turist murist yok diye. Yine de sıra var abi. Yani bu sıra olayı, kuyruk olayı sadece Buenos Aires'e has değil. Arjantin'in her yerinde var anladığım kadarıyla. Öyle bayağı bir sıra bekledim. Şöyle size çevreyi göstereyim kendimi anlatırken. Bayağı bir sıra bekledim. Sonra en sonunda paramı çektim. Normal yine Blue Dollar kurundan çektim. Şimdi daha önce anlattık ama bilmeyenler için tekrar anlatayım. Arjantin'de iki tane döviz kuru var. Birincisi resmi kur, ikincisi Blue Dollar kuru. Blue Dollar kurunda paranızı bozdurduğunuz zaman resmi kurun iki katı kadar hemen hemen size para veriyorlar. Şimdi peki bunun şartları ne? Şimdi normalde sokaklarda, şimdi size göstereyim. Mesela Buenos Aires'te sokaklarda ne tarz yerlerde kara borsada bozdurabilirsiniz? Böyle ana caddelerde yürüdüğünüz zaman zaten herkes kambiyo 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 diye bağırıyor. Ama onlara gitmeyin çünkü sahte para verme ya da eksik para verme ihtimalleri çok yüksek. Aynı şurası gibi, şu büfeler gibi, o tarz yerler en güvenilir yerler. Buenos Aires'tekiler için söylüyorum. Buradakiler yapıyor mu bilmiyorum. Ben de nakit para olmadığı için, ben Western Union'u hallettiğim için gidip sormadım. Gidiyorsunuz o tarz yerlere, büfelere. Diyorsunuz ki kaç para? İşte şu kadar. Size kaç para bozduracağınızı soracaklar. Çünkü 1 dolar bozduracağınız zaman size verecekleri kurla, 10 dolar bozduracağınız zaman verecekleri kur, 50 dolar, 100 dolar bozduracağınız zaman verecekleri kur aynı değil. Ve bu doların blue dollar, mavi dolar olması gerekiyor. Öyle her dolarda olmuyor yani. Diğerlerine daha düşük kur veriyorlar. Ya da daha düşük miktarda bozdurursanız, 10 dolar bozdurursanız daha düşük kur veriyorlar. Ama euronuz varsa eğer, euroyu her zaman sabit kurdan bozdurabiliyorsunuz. İyi bir kurdan bozdurabiliyorsunuz. Bu arada farklı bir şeye geldik. Galeriyaya geldik. Bakın az önceki nasıldı, bu nasıl? Az öncekinin üstü açıktı, mimarisi çok farklıydı. Burası bildiğiniz biraz daha modern görünümlü ama aslında bayağı da eski bir bina. Tasarımı çok normal. Sıradan yani.
Öyle bir galeriye burası da. Şimdi Euro bozdurmanın avantajı, nakit de bozdursanız, Western Union'la da gönderseniz her zaman sabit kurdan. Yani 5 Euro da bozdursanız, 100 Euro da bozdursanız aynı kurdan bozuyorlar. Euro'nun öyle bir avantajı var. Western Union da aynı şekilde. Western Union'dan kaç TL, kaç dolar, ne kadar döviz gönderirseniz gönderin, size aynı sabit kurdan ve Blue Dollar kuruna göre bozuyorlar parayı. Müzik çalıyor, çıkalım buradan. Küçük şehir ya, insanlar yabancı görmeye ve böyle elinde kamerayla dolaşan birine pek alışkın değiller galiba. Garip garip bakıyorlar. Şimdi buraya gelirken beni sürekli güvenlik konusunu uyardılar. Dediler ki ya işte şöyle dikkatli ol, böyle dikkatli ol, bak çaldırırsın edersin falan. Kaç gündür evimde telefonla kamerayla böyle geziyorum sokaklarda. Neredeyse hiç kendimi riskte hissetmedim. Çok rahat yani, ne bileyim, hiç böyle anlattıkları gibi değilmiş. Bak herkes, Couchsurfing'den mesaj attığım insanlar uyardı. Evinde kaldığım Angelina uyardı. Buenos Aires'te Rosario'ya gideceğim dediğim bütün arkadaşlarım uyardı beni. Geldim, hiçbir şey yok. Gayet rahat işte, böyle yürüyorum. Neyse, bir de şöyle bir size detay anlatayım. Şimdi mesela diyelim bankadan kendinize, Türkiye'deki banka hesabınızdan, banka uygulamasını kullanarak kendinize Western Union yapacaksınız. Para göndereceksiniz. Direkt Türk Lirası da gönderebilirsiniz. Dolar da gönderebilirsiniz. Zaten direkt şeye çevirecek otomatikman. Arjantin pesosuna çevirecek. Buradan dolar ya da herhangi başka bir döviz çekme şansınız yok. Bir tek Arjantin pesos çekebiliyorsunuz. Otomatik sizin paranız her neyse onu Arjantin pesosuna çeviriyor. Şimdi şöyle bir durum var, tamam mı? Mesela İş Bankası'nda, bir de sanırım QNB Finans Bank'ta, diğer bankaları fazla bilmiyorum. Sanırım günün her saati istediğiniz gibi gönderebiliyormuşsunuz. Biraz daha rahat oluyormuş. Bakın yine sokaklarda mate satan, takı satan abilerimiz, ablalarımız var. Ben de diyordum burada hiç satıcı yok ya. Kaç gündür havalar soğuk olduğu için, yağışlı olduğu için kimse yokmuş. Geldiler hemen. Neyse, gönderiyorsunuz. Şimdi şöyle bir durum var. QNB'de ve Yapı Kredi Bankası'nda, diğer bankaları fazla bilmiyorum, İstediğiniz kadar parayı istediğiniz zaman gönderebiliyormuşsunuz. Ziraat Bankası için söylüyorum. Ziraat Bankası'nda şöyle bir durum var. Şimdi burada sabah 11 iken Türkiye'de akşam 5 oluyor, tamam mı? Normalde sabah 11'e kadar benim istediğim gibi Western Union işlemlerini yapabilmem lazım. Ama böyle sabah 10 gibi, 10.30 gibi denediğim zaman, birkaç kez denedim, 8-9 gibi denedim hatta birkaç kere, gönderemedim. Neden? Hata veriyor. Diyor ki bu ülke için limit aşılmıştır diyor. Ben de diyorum ki ulan diyorum, ben Arjantin'e hiç para göndermedim ki bugün. Nasıl günlük limiti aşmış olabilirim? Bakın burası da böyle bir galeriye işte. Burada bir sürü galeriye var. Hepsinin tarzı farklı. Şurada geçen gün bir tane abi piyano çalıyordu. Buradaki insanlar da piyano eşliğinde kahvelerini içiyorlardı, yemeklerini yiyorlardı. Belki içlerinde şarabını falan da içen vardır. Burada da insanlar oturuyor bazen. Şimdi diyorum ki ben diyorum ya bugün hiç para göndermedim ki Arjantin'e. Nasıl sınırı aşmış olabilirim? Sanırım benim anladığım kadarıyla bankanın Türkiye'den Arjantin'e gönderilen paralar için toplam bir limiti var ve o limit aşıldığı zaman sen para gönderemiyorsun. Dolayısıyla erken saatte göndermen lazım. Kaçta gönderebilirsin? Şimdi sabah Türkiye'de saat 8'de mesai başlıyor, değil mi? Arjantin'de Türkiye arasında 6 saat fark var. Arjantin'de olanlar için anlatıyorum bunu. Ben mesela burada gece 2'de kendime transfer ediyorum. Türkiye için sabah 8 oluyor. Mesainin yeni başladığı saatler. Dolayısıyla o limit dolmamış oluyor. Ben de kendime rahatça para gönderebiliyorum. O durumu da böyle aşıyorum. Ziraat Bankası olanlar ve Arjantin'i gezenler için anlatıyorum bunu. Bakın şöyle bir yer burası, McDonald's. Buranın hep internetine bağlanıyorum ben. İnternetine bağlanmak için kullandığım bir yer. Burada böyle bir kapı var. Sanırım bu şehrin kuruluşunun 100. yıl dönümü için mi ne yapılmış? Bakalım, yazıyordu şurada bir yerde. Şu an o kadar çok dikkat çekiyorum ki herkes bana bakıyor. Aynen. 100. yıl diyor bak. San Martin Caddesi'nin 100. yılı diyor. Acaba burası şehrin ilk kurulduğu cadde de bu caddenin 100. yılı anısına mı? Yani şehrin kuruluşu gibi mi oluyor? Bir caddenin 100. kuruluş yıl dönümü için de anıt dikilmez ya. Herhalde demek ki şehir ilk buradan kurulmaya başlamış diye yorumluyorum, bilemedim. Ya bugün hava güzelleşince bak şehir de güzelleşti. Kaç gündür buralarda insan yoktu. Ne güzel insanlar oturuyor. Kafelerde, parklarda bir şeyler yiyorlar, ne güzel. Şöyle gidelim. Buralarda ne var? Banco Santa Fe var. Şimdi Santa Fe Rosario'nun bağlı olduğu eyalet. Demek ki bu eyaletin kendi bir banka sistemi var. Bu da oraya bağlı. Bu ne diyor? Banco de la Nación Argentina. Bu da ülkenin genel merkez bankası. Milei'nin patlatmayı, havaya uçurmayı planladığı banka. Merkez Bankası. Banco Municipal de Rosario. Allah Allah. Rosario'nun da kendi bankası varmış. Maşallah. Banka enflasyonu var ülkede ya. Para enflasyonu var. Banko enflasyonu var. Devalüasyon var. Her şey var. Ne ararsan var abi. Bak burada Banco Santa Fe. Şuranın devamı sanırım. Neyse şimdi dönelim. Bu ileride pek bir şey yok.
Yine böyle en büyük galeriyalardan birine daha girelim. Dediğim gibi bizdeki AVM ya da işte iş merkezi tarzı yerler. İzmit'i biliyorsanız İzmit'teki Belsa Plaza'yı andırıyor biraz. İstanbul'da nereye benziyor pek bilemedim. Aklıma bir yer gelmedi. Müzik çalıyor işte buralarda da hep. Müzik çaldığı zaman telif yeme ihtimalim oluyor. O yüzden biraz tırsıyorum. Burası bayağı büyük. Geçen burada ben yönümü kaybettim ya valla. Birkaç tane kapısı var. Ama bak böyle koridorlar sürekli bir yere şey yaptığı için ortada geniş bir alan olmadığı için. Baksanıza şimdi şurası meydanı mesela. Şu tarafa da gidiyor, bu tarafa da gidiyor. Böyle içeri girdiğiniz zaman biraz karıştırıyor insan yönleri. Böyle direkt yürüyorsanız karıştırmazsınız da. Ben ürünlere dalmıştım. Bayağı ürünlere bakıyordum. Yönümü unutmuşum. Böyle kıyafet dükkanları var, takı dükkanları var. Ufak tefek teknoloji şeyleri, hoparlör, kulaklık, o tarz şeyler var. Telefon, alet edevatları. O tarz şeyler satılıyor. Bak çocuk kıyafetleri satıyorlar burada. Böyle bir pasaj. Galeriye. Burada Belçika papası, yani papa dedikleri patates kızartması, Belçika usulü patates kızartması satıyorlarmış. Böyle yürümeye devam ediyoruz. Rosario sokaklarını arşınlıyoruz. Bak o bahsettiğim mimarisi çok güzel binalardan birisi. Böyle sık sık buralarda çok güzel mimarisi olan binalar var. Bak şöyle şuralarda da var ama tabii en gösterişlisi bu şu anda bu bölgedeki. Daha gerilerde de var, gösteririm gezdikçe. İleride de var tabii, göstereceğim. Rosario'dan hiç beklemiyordum ben bu kadar mimarisi güzel binalar olmasını. Şimdi aslında ileride bir şey var. Monument deniyor ya, İngilizce'de ve İspanyolca'da anıt var bir tane. Ulusal bayrak anıtı. Şimdi oraya doğru gidiyoruz aslında. Oraya giderken yol üstünde de böyle bir park var. Parktan önce kilise falan var, katedral var. Oraları falan da göreceğiz. Sonra da bayrak anıtına gideceğiz. Bayrak anıtında çıkabilirsek tepeye çıkacağız. Yüksekmiş bayağı bir. Sonra geri döneceğiz. Ben size başka yerleri göstereceğim. Bakın böyle bir tane daha mimarisi çok güzel bir bina. Çok iyi değil mi ya? Şuna baksanıza. Bakın şu bina da güzel. Ama bu daha düz. Böyle aşırı bir özelliği yok. Şu binanın mimarisi daha güzelmiş. Vallahi gökyüzü de bugün maşallah birkaç günlük iğrenç havanın ardından bulutlu, yağışlı, buz gibi rüzgarlı falan. İğrenç havanın ardından bugün sonunda vallahi şöyle bir güzel hava yüzü gördük. Mavi gökyüzünü, bulutları. Oh mis gibi vallahi. Şöyle kameradan görünüyor mu bilmiyorum. Şurada da güzel bir bina var. Fena değil. Bu videoda bina gezeceğiz bol bol. Bina göstereceğim size sürekli. Bakın burada böyle tam bu parkın ortasında böyle bir heykel var. Şimdi bu parkın adı neymiş? Plaza 25 de Mayo muymuş acaba bu parkın ismi? Burada Parklar Plaza diye geçiyor. Bakın şunlar yine Mayıs annelerinin sembolü. Bunlar. Şimdi böyle bir parkın ortasında da bir heykel var. Burası galiba şehrin en merkezi bölgelerinden birisi. Çünkü bakın burada katedral var. Şehrin en büyük katedrali. Şu aşağıda da ulusal bayrak anıtı var. O yüzden bu park önemli bir park olsa gerek diye tahmin ediyorum. Bakın şöyle çevresinde de havuzlar. Havuzların üstünde böyle güzel güzel heykeller falan var. Bu şehir bayağı güzel. Sanatsal bir şehir yani. Böyle bayağı büyük büyük güzel güzel parklar var. Parkların peyzajları gayet güzel. Aynı zamanda bu parkların içerisinde çok güzel heykeller var. Ne böyle her yeri heykelle doldurmuşlar, ne sanatsız bırakmışlar. Çok güzel olmuş bence, çok uyumlu her şey. Abi şu katedralin mimarisine baksanıza ya. Şu detaylar falan, şu yukarısı gayet güzel. Çok güzel. Benim beklentimin gayet üstü. Yani Rosario'dan beklentimin çok üstü bunlar. Bu kadar beklemiyordum açıkçası. Şöyle katedralin yanından doğru. Anıtın önüne doğru gidiyoruz bu meydana. Bakın burada komünist kardeşlerimiz Filistin'i destekleyen Özgür Filistin, Palestina Libre, Özgür Filistin demek. Böyle bir afiş hazırlamışlar buraya. Che Guevara'nın resmini de koymuşlar. Che Guevara da buralı biliyor musunuz? Birazdan onun evinin önüne de gideceğiz. Messi'den başladık, en popüler olandan başladık ama Che Guevara'nın evine de uğrayacağız. Şu parka baksanıza, bizim biraz Anıtkabir'e benziyor. Heykeller falan gayet güzel. Şu aşağısı da Parana Nehri. Bakın böyle bir yer. Ben bu şehri sevdim. Hele bugün daha çok sevdim. Bugüne kadar o kadar kanım ısınmamıştı ama bugün güneş açınca iyice sevdim burayı. Geldik böyle ulusal bayrak anıtının önüne. Şöyle üzerinde heykeller var burada, şurada, bir de şu tarafında da var. Şuralarda da var heykeller. Kaç, 57 metre yüksekliğinde mi neydi yanlış bilmiyorsam. Şimdi bakalım. Önceki gün sormuştum, 200 pesoya asansörle yukarısına çıkılıyordu. Bir bakalım çıkılabiliyorsa hemen çıkalım. 200 pesoya bilet aldım. Şöyle bir bilet. 25-30 cent yapıyor, yapmıyor.
Şimdi şöyle çıkıyoruz bakalım. Asansör ne tarafta dedim, burayı gösterdi. İnşallah şurada bir yerde asansör vardır. Oo evet var, güzel. Buradan da diğer merdivenler var. Tamam. Hadi bakalım çıkalım asansörle. Evet çıktık asansörle. Ta üst katlara kadar. Kaç metre yükseklikte burası bilmiyorum. Sanırım 40-50 metre var yüksekliği. Baksanıza Parana Nehri burası. Güney Amerika'nın en uzun ikinci nehri. Amazon Nehri'nden sonra en uzun ikinci nehri. 4800 kilometre uzunluğundaymış. Şu Güney Amerika'daki benim en büyük özlemlerimden birisi, suya baktığım zaman suyun dibini görmek istiyorum. Böyle berrak bir su görmek istiyorum. Güney Amerika'ya geldiğimden beri bir türlü ona denk gelemedim. Buradaki nehirler benim videolarda gördüklerim de, mesela Amazon Nehri de hep böyle yemyeşil. Güney Amerika'da şöyle tertemiz berrak bir su göremedim yani, nehirlerde özellikle. Bu arada gördüğünüz gibi üzerinde ticaret gemileri var. Burası aynı zamanda üzerinde taşımacılık yapılan, özellikle yük taşımacılığı da yapılan bir nehir. Şöyle şuradan göstereyim. Şimdi biz gelirken, otostopla gelirken şey vardı, böyle aduana vardı yol üzerinde. Ben de aduana da şey demek, gümrük demek. Ben de diyorum burası yani kıyı şehri değil ki, aduananın ne işi var burada, ne alaka falan. Sonradan otostop çektiğim abi açıkladı bana. Meğer daha okyanustan buraya kadar gemilerle yük taşımacılığı yapıyorlarmış ve burada bir liman varmış. Dolayısıyla burası aslında aynı zamanda bir liman şehri ve ticaret şehri. O yüzden aslında belki de burası bu kadar gelişmiş. Şimdi buradan dümdüz gittiğiniz zaman, bu nehri takip ettiğiniz zaman, şimdi biliyorsunuz daha önce Arjantin'e gelirkenki videoda anlatmıştım. Kolonya'ya gitmiştik. Kolonya Rio de la Plata'nın kıyısındaydı. Orada anlatmıştım. Montevideo ile Buenos Aires'in arasında kalan böyle körfez görünümlü bir yer var. Bu bölge aslında Parana Nehri ile Uruguay Nehri'nin okyanusa kavuştuğu bölge. Bir körfez gibi. Ama oraya da nehir diyorlar. Ve bu iki nehrin havzası aslında orası. Ve bu nehirlerin taşıdığı alüvyonlar yüzünden mesela o bölgedeki plajlar hep yemyeşil. Ta Montevideo'ya kadar yemyeşil. Bakın buradan 300 kilometre bu nehir gidiyor. O Rio de la Plata'ya kavuşuyor. Rio de la Plata da 200 kilometre uzunluğunda. Yani buradan ta 500 kilometreye kadar var. Okyanusa kavuşuncaya kadar. O Rio de la Plata'dan geliyor gemiler. Buraya giriyor bu nehre. Ta buraya kadar getiriyorlar. Yüklerini bırakıyorlar veya buradan yüklerini alıp götürüyorlar. Ticaret yapıyorlar. Ama buradan daha ileri gitmiyormuş. Buraya kadarmış. Umarım anlatabilmişimdir. Bak size enflasyonun trajik etkilerinden birini göstereyim mi? Şimdi bir zamanlar 5 peso attığınız zaman 30 saniye manzara gösteriyormuş bu makine. Ama artık kimse buradan bu manzarayı izleyemez. Çünkü 5 peso yok piyasada. 5 pesonun hiçbir hükmü yok. Ben daha hiç 5 peso görmedim. Hola. 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 Ulusal bayrak anıtından indim. Şimdi Che Guevara'nın doğup büyüdüğü eve doğru gidiyorum. Bakın yine mimarisi çok güzel bir bina çıktı karşıma. Çok güzel. Bak şu ilerlerde de var. Şöyle gidelim bakalım. Baksanıza bayağı güzel. Şimdi bu bölgenin şöyle bir olayı var. Mesela bu Arjantin'in kuzeyi, ondan sonra Uruguay, sanırım Paraguay da böyleymiş duyduğuma göre. Orada yaşayan arkadaşlardan duyduğuma göre. Bu bölge dümdüz bir bölge, tamam mı? Mesela bir kere Uruguay, zaten önceki videolarda defalarca söyledim. En yüksek noktası 540 metre. Ülkenin neresine giderseniz gidin manzara değişmiyor. Dümdüz tarlalar, ovalar böyle. Kocaman bir ovadan ibaret bir ülke olarak düşünün. Her yer tarım arazisi falan filan. Bu şey de böyle. Mesela Buenos Aires'ten buraya kadar 300 kilometre geldim ben. 300 kilometre boyunca dümdüz ovaydı. Başka hiçbir şey yoktu yani. Ne dağ, ne orman, hiçbir şey yok. Dümdüz bir alan. Dolayısıyla şimdi bu bölgelerde şehir kurmak çok kolay. Çok planlı kurmuşlar bu yüzden şehirleri. Şimdi İstanbul'daki gibi, Ankara'daki gibi, başka yerlerdeki gibi böyle böyle inişli çıkışlı değil. Dümdüz abi. Mesela en basitinden Buenos Aires'te metroya ineceksiniz diyelim. Bir merdiven iniyorsunuz, hop metrodasınız. İstanbul'daki gibi bilmem kaç kere merdivenlerden aşağı inip
ta yerin dibine magmaya kadar inip böyle metroya varmıyorsunuz yani. Bir merdiven iniyorsunuz, hop metrodasınız. Böyle bir avantaj olduğu için, böyle dümdüz olduğu için şehirler, buradaki şehirleri çok güzel planlamışlar. Şeydeki gibi değil, Türkiye'deki gibi böyle planlaması zor değil yani. O yüzden gökyüzünden, haritadan baktığınız zaman buradaki şehirler böyle cetvel gibi. Peki bu düzenli planlamanın avantajı ne? Mesela şimdi bu cadde kilometrelerce gidiyor böyle. Tek bir cadde mesela. Şimdi abi Türkiye'de bazı ana caddeler, işlek caddeleri hariç çoğu caddenin biz ismini bilmeyiz, hatırlamayız. Ben kendi mahallemde kendi oturduğum sokak hariç diğer hiçbir sokağın ismini bilmezdim mesela. İşte bilmem Bim'in sokağı, onun sokağı, bunun sokağı diye anlatırız biz mesela. Buradaki şehirlerde yaşayan herkes neredeyse bütün caddeleri biliyor. Çünkü zaten bu cadde kilometrelerce gidiyor, hiç bölünmüyor ya da çarpılmıyor, adı değişmiyor. Ve burada adres bulmak da çok kolay. Mesela işte sallıyorum, bir de burada hep cadde isimleri böyle diğer ülkelerin ve diğer şehirlerin isimlerinden oluşuyor. Paraguay Caddesi, Uruguay Caddesi, Peru Caddesi, Kolombiya Caddesi, işte Cordoba'ydı mesela az önce o ana cadde gibi gibi diğer şehirlerin ve diğer ülkelerin isimlerini veriyorlar caddelere ve kapı numaralarından oluşuyor. Mesela işte bir diyelim, sallıyorum, benim kaldığım hostelin adresi ne olsun? Cordoba 1250. Sadece Cordoba 1250 Rosario Santa Fe Arjantin diye geçiyor adres. Santa Fe de eyaletin ismi zaten. Gidiyorsun haritaya, zaten direkt Cordoba 1250 Rosario yazdığın zaman tak diye sana veriyor. Gidiyorsun. Bir de binalar da böyle genelde iki katlı olduğu için yani kapı numarasına bile, daire numarasına bile nadiren ihtiyaç duyuyorsun. Şöyle büyük apartmanlarda ihtiyaç oluyor tabii. Bir de burada şöyle bir olay var. Abi şu apartmana baksanıza. Şimdi mesela bu apartmanda benim bir tanıdığım olsa benim yine de daire numarasına ihtiyacım yok. Niye biliyor musunuz? Çünkü diyelim ben burada bir tanıdığımı görmeye geldim. O tanıdığım aşağıya kadar inip beni almak zorunda. Çünkü otomatik kapı açma sistemi yok. Niye? Çünkü belli ki birileri bu sistemi kullanarak, belki bu sistem hiç gelmedi buralara, tehlikeli gördüler, hiç kullanmadılar. Belki de geldi, hırsızlar bunu avantaja çevirdi. Soydular, ettiler, insanlar vazgeçti, bilmiyorum. Büyük ihtimalle bu hırsızlık olaylarına karşı bu otomatik şey olayını kullanmıyorlar. Yukarıdan açılmıyor kapı. Seninle beraber aşağıya kadar inip anahtarla açması gerekiyor. O yüzden kimse herhalde adreslere şey yazmıyor, daire numarasını yazmıyor. Sadece cadde ismiyle kapı numarası. Bu kadar. Ben mesela ilk zamanlar Buenos Aires'e gelmiştim. Yine Couchsurfing'den kalacak bir yer bulmuştum. Bana adresini yazmıştı. Sadece bir cadde ismiyle bir numara yazdı. Dedim bu kadar mı dedim. Bu kadar dedi. Emin misin dedim. Eminim dedi. Ya dedim kocaman Buenos Aires'te bu kadarcık adres mi olur yani bunun caddesi, sokağı, mahallesi, İşte ne bileyim ilçesi, ili, bilmem nesi yok mu yani? Bunlar da yok. Sadece sokak ve kapı numarası. Bu kadar. Evet, Che Guevara'nın doğduğu apartmanın önüne geldik. 14 Haziran 1928'de burada bu apartmanda doğmuş. 8 Ekim 1967'de de La Higuera diye bir yerde Bolivya'da ölmüş. Şimdi şöyle karşıya geçelim. Bir de karşıdan bakalım apartmana. İçeri girilmiyormuş. Özel mülkmüş burası. O yüzden yani böyle müze gibi değil. İçeriye girip evi ziyaret edemiyorsunuz ama önüne böyle şimdi gördüğünüz gibi böyle bir tabela koymuşlar. Che Guevara'nın doğduğu apartman olduğunu göstermek için. Böyle bir apartman. Bu apartmanın hangi dairesinde olduğu bile anlaşılmıyor. Keşke şöyle bir yere bir bilgilendirici şeyler yazsalarmış. Casa Natal Che Guevara diyor. Yani Che Guevara'nın doğduğu ev yazıyor. Ama hangi daire olduğu yazmıyor. Böyle bir apartman burada doğmuş. Bu arada Motorsiklet Günlükleri diye bir film var. O filmi izlemenizi tavsiye ederim. İngilizcesi Motorcycle Diaries. Şeyde İspanyolcası da sanırım Diarios de Motocicleta diye bir şey olması lazım. O filmi izlemenizi çok tavsiye ederim. Hayatımda izlediğim en iyi gezi filmlerinden birisidir. Gerçekten böyle sosyal içeriklidir. Güzeldir yani. Tavsiye ederim size. Çok güzel bir filmdir. Hayatımda izlediğim en güzel gezi filmlerinden birisi. Defalarca izledim. Yine de izlerim. Ara sıra açıp izliyorum yani. Beni çok etkiliyor. Şimdi şuradan bir yerden bir otobüse bineceğim ben. Parque Independencia diye bir tane park var burada, kocaman. O parka gideceğim. Orada da bir tane müze var. Bakalım o müze de açıksa müzeyi de ziyaret edeceğiz. Sonra da şehrin diğer kısımlarına geçeceğiz. Şimdi o bahsettiğim Independencia Parkı'nın oradaki müzeye geldim. Bakın şimdi normalde burası Güzel Sanatlar Müzesi. Şöyle bu taraflarda falan, diğer taraflarda hep böyle tablolar falan var. Bayağı güzel bak. Şu tablolara baksanıza. Çok güzeller. Neyse böyle tablolar var çevre taraflarında. Yani ortada bir tane şu oda var işte.
Bu odanın etrafında da böyle odalar var. Bu odalarda tablolar var. Bu ortada da sanırım yakın zamanda ya bu diktatörlük dönemleriyle ilgili bir aktivite olmuş ya da olacak, bilmiyorum. Bakın böyle duvarlara diktatörlük dönemine ait sokak olaylarından bazı fotoğraflar asmışlar. Bakın bunlar Mayıs anneleri. Bizdeki cumartesi anneleri gibi düşünün. Bu diktatörlük döneminde 30 binden fazla insanın kayıp olduğu söyleniyor. Helikopterlerle okyanusa atıldığı söyleniyor bu insanların, muhalif insanların. Onların anneleri bunlar. Yıllardır Buenos Aires'teki Plaza de Mayo'da, Mayıs meydanında diyelim, toplanıyorlar ve orada işte gösteri yapıyorlar. Çocuklarının nerede olduklarını soruyorlar. Böyle o döneme dair fotoğraflar. Şöyle diğer taraflara geçelim. Aralarda böyle heykeller var. Bak abi, abimiz Mendoza şarabı var herhalde elinde. Yok, şarap değil, başka bir şey bak. Bu bardak şarap bardağı değil. Tekila mı acaba? Bilmiyorum. Bir şey içecek orada. Ama bir şeye şaşırmış. Bu Nazım Hikmet değil mi ya? Biraz benziyor. Burada bir takım ayıp, ahlak dışı şeyler var. Hemen çocuğunuz varsa gözlerini kapatın. Öf, bak şu resme baktım, içime huzur geldi. Ama bu resim bana ne hatırlattı biliyor musunuz? Nuri Bilge Ceylan'ın böyle ilk filmleri vardı. Neydi ya? Yazın, filmin adını unuttum. Neyse yazarım alta. Memleketine gidiyordu. Kısa filmdi galiba. Hatta ikinci filminde o filmi nasıl çektiğini anlatıyordu. Böyle annesiyle babasıyla köydeki tanıdıklarla falan çekiyordu filmi. O filmin çekildiği yeri anımsattı bu tablo bana. İlk baş bir huzur verdi. Sonra da içimi karamsarlık kapladı. Burada kapkaranlık. İki tane genç çocuk. Gözleri de kocaman ha. Aa bak bunlar. Neredeler ya böyle? Köyden asfalta çıkmışlar. Dolmuş bekliyorlar. Aralarında dertleşiyorlar ya, diyorlar. Bu hasatı nasıl kaldıracağız? Bayağı boş yaptım. Neyse çıkalım ya hadi. Evet, müzeden çıktık. Bayağı güzelmiş abi, ben çok keyif aldım. Yani o kadar büyük bir müze değil zaten, burası da 1,5 milyonluk bir şehir yani. Normal, öyle aşırı büyük bir şey de beklenemez zaten. Bakın böyle bir müze. Museo Bellas Artes, Güzel Sanatlar Müzesi. Şöyle önünde iki tane heykelimiz var. Hemen Independencia Parkı'nın yan tarafında. Independencia Parkı da sanırım bu şehrin en büyük parklarından birisi. Tabii aşağıda nehir kenarında da, Parana Nehri'nin, Rio de Parana'nın kıyısında da upuzun bir park var. Ama şehrin iç kısmında böyle geniş güzel bir park burası. Şimdi parkı da gezelim. Az önce dedim ya, buradaki parklarda böyle ne böyle her tarafı heykelle doldurmuşlar ne de sanatsız bırakmışlar diye. Harbiden öyle bak, en güzel örneklerinden birisi burası. Aynı zamanda peyzajını da güzel yapmışlar. Şimdi beraber gezeceğiz. Çok güzel göller falan var. Bakın yeşil yandı ama ablamız hala. Yayayım ben, yol verin bana. Arjantin'de biraz bu konuda Türkiye'ye benziyor. Vallahi yaya falan dinlemiyorlar. Uruguay'da bu konuda daha saygılılardı. Sanırım bu fazla nüfusun getirdiği bir olay ya. Bak şimdi burada fast foodçumuz var. Ne satıyor acaba? Mısır falan mı satıyor? Aynen, mısır satıyor abimiz. Mis gibi. Bakın burada böyle bir parkımız var, gölümüz daha doğrusu. Deniz bisikletleriyle bunların üzerinde gezebiliyorsunuz. Sanırım sandal tarzı şeyler falan da kiralayabiliyorsunuz. Çok güzel bir park, 10 numara. Geziyi hızlandırmaya çalışıyorum çünkü akşamüstü oldu. Daha birkaç yer daha var gezilecek. Karanlıkta gezmek istemiyorum. Bak arkadaşlarımız ne güzel oturmuşlar. Güneşin tadını çıkarıyorlar. Şu köprünün üzerinden geçelim. Bakalım ileride ne var. Şimdi parkın diğer tarafına geldim. Böyle abilerimiz, ablalarımız aileleriyle, arkadaşlarıyla beraber deniz bisikletleriyle böyle geziyorlar. Az önce şu taraftaydık. Oradan doğru geldim buraya. Burası diğer tarafı gölün. Burada da böyle çocuk bahçesi diye bir şey var. İçeride ne var bilmiyorum. Şurada lavabolar var galiba. Ne olduğunu tam anlamadım. Böyle buradan bir yol geçiyor. İnsanlar burada banklarda oturuyor. Nehri izliyorlar. Böyle güzel bir ortam.
Bu arada park böyle bayağı gidiyor. Buralarda böyle şu taraflarda bir yerlerde stadyum tarzı bir şeyler falan da var. Hatta sanırım bu stadyumlardan birisi de Messi'nin zamanında çocukluğunda burada oynadığı yerel takımın stadyumu olması lazım. Şimdi şeye gideceğiz. Bir tane Mercado var burada. Mercado'lar. Şeyde gezmiştik. Uruguay'da, Montevideo'da gezmiştik. Bakın ailecek ne güzel geziyorlar ya valla. 10 numara. Mercado'yu Montevideo'da gezmiştik. Böyle şey. İşte asado restoranlar oluyor. Ne bileyim empanada restoranlar oluyor. Genelde yeme içme üzerine oluyor. Ama bazen böyle manavı da oluyor. İşte ne bileyim hediyelik eşyacılar oluyor. Onun haricinde ikinci el eşya satanlar oluyor. Antika ürünler satanlar oluyor. Şehirden şehire, durumdan duruma değişiyor. Şimdi o Mercado'lardan birine gideceğiz. Ben bu Mercado'ları çok seviyorum. Feriyaları da çok seviyorum. Çok keyif alıyorum oralarda bulunmaktan. Şimdi o Mercado'lardan birine gideceğiz. Karşısında da otobüs terminali var. Mimarisi fena değil. Orayı da bir görürüz. Sonra bir yolumuza bakacağız. Tekrar şehir merkezine döneriz galiba. Öyle. Oralarda bir yerde de bitiririz videoyu. Bakın o bahsettiğim stadyum buradaymış. Şurası işte. Aynen Messi'nin gençliğinde oynadığı takımın stadyumu burası. Artık Messi burada mı oynadı? Yoksa bu stadyum o zamanlar başka bir yerde miydi bilmiyorum. Şu yola bakar mısınız? Müthiş ya. Çok ters bir yerdeyiz. Çarpacaklar şimdi. Şimdi bu çevreyi görüyorsunuz değil mi? Oldukça nezih görünüyor. Gayet güvenli falan böyle. Yani ben çok rahat hissediyorum şu anda kendimi. Şimdi şu markete gireyim dedim geçerken. Ya dedim ki hani ulan belki dedim uygun fiyatlı böyle bir sandviç falan bir şey yakalarım. Hemen şöyle yol kenarında bir parkta, bir kaldırımda, bir köşede bir yerde bir gömerim hemen dedim. Bir tane de içecek alırım dedim. İçeriye girmeye çalıştım. Şey böyle kapı kilitli. İçeriden işte şeye basıyor, otomatiğe basıyor. Kapı öyle açılıyor, içeri giriyorsun. Şimdi burada bazı marketlerde böyle sistem var. Mesela içeriden açmadan sen içeri giremiyorsun. Bu Messi'nin mahallesinde de bir markete uğradım. Orada da vardı mesela. Bir de burada Güney Amerika'da çoğu yerde akşam hava karardıktan sonra bu tarz küçük yerlerin, büfelerin falan içine girip alışveriş yapamazsınız. Böyle demir parmaklıkları kapatıyorlar. Gidiyorsun demir parmaklığın arkasından siparişini veriyorsun. Diyorsun ki ben şunu istiyorum. Parayı uzatıyorsun. Sana onu getiriyorlar. Öyle alışveriş yapıyorsun. Akşam belli bir saatten sonra. Büyük marketlerde içeriye girip alışveriş yapabiliyorsun. Küçük büfelerde çok çok nadirdir içeri girip alışveriş yapabildiğin. Şimdi burası bu kadar güvenli görünmesine rağmen gayet nezih, güvenli bir semt yani. Burada bile bu böyleyse gerçekten ben anlamıyorum. Bunu alışkanlık mı artık yani böyle mi alışmışlar? Yoksa gerçekten bu kadar büyük bir güvenlik sıkıntısı var mı? Bilmiyorum yani. Ama mesela sosyal medyada haber sitelerini falan takip ediyorum. Önüme sık sık yağma haberleri çıkıyor. Birkaç genç mesela bir markete bir dalıyorlar. Bir de bu anlatmıştım ya bu seçim videosunda. 16 yaşından küçük çocuklar suç işlediğinde herhangi bir şeyleri yokmuş. Yaptırım uygulanamıyormuş. Cezai sorumlulukları olmadığı için. Mesela çocukları yolluyorlar herhalde. Çocuklar bir dalıyor markete veya giyim mağazası neyse artık. Her şeyi yağmalıyorlar, kaçıyorlar bir anda. O tarz videolar görüyorum arada bir. Şöyle geçiyoruz. Yine böyle bayağı yüksek güvenlikli siteler falan filan. Bakın böyle kapıların dışında hep böyle demir parmaklıklar falan var böyle. Burayı görüyor musunuz? Bak mesela şurada da kapının dışında demir parmaklıklar var yine. Buralar hep böyle. Güney Amerika böyle. En güvenli semtlerde bile böyle. Şimdi bir tane marketten şöyle bir şey aldım. Buna burada tarta diyorlar. Bizdeki böreğe benziyor ama börekten farkı şu. Mesela bizde börekte kat kat olur ve her katın arasına böyle malzeme koyarlar ya. Yufkayı böyle kat kat sererler. Bunda sadece en altta ve en üstte yufka var. Kalın bir yufka var ve arası komple malzemeyle dolu. Böyle börekten birazcık farklı bir şey. Buna tarta diyorlar. İşte sebzelisi, tavuklusu her şey oluyor. Etlisi oluyor falan filan. Böyle bunu yiyeceğim şimdi. Sonra yolumuza devam edeceğiz şeye doğru. Az kaldı. Mercado'ya doğru devam edeceğiz. Geldim Mercado'nun oraya. Mercado del Patio diye geçiyor. Bakın şu karşısı Mercado. Burası da böyle önünde bir park var. İnsanlar böyle çocuklar top oynuyor. İnsanlar köpeklerini gezdiriyor. Oturup matesini içenler var. Böyle gün batımına karşı falan. Çok güzel bir hava var bugün. Şurada da bir tane McDonald's var. İnsanlar McDonald's'ta yemek yiyorlar. İşte dondurma alıyorlar oradan. Kahve alıyorlar. Falan. Bakın böyle insanlar oturmuş. Vakit geçiriyor. Burada böyle kafeler, restoranlar falan var.
Söylemiştim zaten, Mercado'lar böyle özellikle restoranların, kafelerin olduğu bir yer. İşte bazen empanada, artesanal empanada diyorlar böyle. Bazı empanada fırınları var özel. O tarz yerler oluyor böyle bu Mercado'larda genelde. Pizzacılar oluyor. İşte ne bileyim, asado restoranlar oluyor bazen. Bakın burada da galiba pizza restoranı var. Şu ileride bir beyefendi pizza yiyordu. Bir girelim bakalım ne var ne yok. Önceki gün ben gelmiştim gerçi de öyle çok detaylı bakmadım. Oha, kapanıyor mu burası? Resmen kapanıyor bu saatte. Burada kafeterya varmış. Sanırım dondurma falan da satıyorlar. Şurada dondurma tezgahına benzer bir şey vardı. Hola, buenas. Burada da böyle... Mesela şurada fırın tarzı bir yer var. Ekmek satıyor. Media Luna satıyor. Muhtemelen empanada falan da satıyordur. O tarz bir yer. Şuraya bakıyorsunuz galiba süt ürünleri tarzı bir şeyler satıyor. Ama tam emin olamadım. Burada mesela sucuk tarzı bir şeyler satıyorlar. Burada yine şarküteri var. Et ürünleri satılıyor. Zeytin falan da var. Birçok şey var. Burada yine kafeteryalar. Sanırım restoran tarzı. Bar diyor bak. Bar. Bar mi tierra diyor. Ama içeride herkes kahve içiyor. Anlamadım nasıl bar. Dondurmacı var. Söylemiştim, Arjantin'de dondurmalar çok önemli. Dondurma çok önemli bir hayatın parçası. Burada dondurma satıyorlar. Kaç paraymış? 2300-1500 falan filan. Burada ne satıyorlar? Yine böyle hamur işi falan bir şeyler var. Kapanmış ya çoğu yer. Burada böyle market gibi bir yer var. Şöyle şu tarafa geçelim. Burada manav gibi bir yer var. Aynen manav. Hola, ¿cómo estás? Hmm? Grabando video. Sí, para YouTube. Bueno, nos vemos, chao. Burada çikolata satan bir dükkanımız var. Burada çaylar satıyorlar muhtemelen. Mate falan da var. Böyle bir yer. Şöyle de çok güzel bir arka bahçesi var. Orayı da göstereyim. Hala. Burası böyle restoranların, barların, kafelerin bahçesi. Burada insanlar hep çay kahve içiyor ya. Buradaki bütün barlarda, kafelerde. Alkol içen çok az, baksanıza. Millet de bana bakıyor. Herhalde burada kamerayla böyle çekim yapan insan az demek ki. Burası da terminal abi. Şehrin terminali burası. Burası Mercado del Patio. Terminalin hemen karşısında. Böyle. Rosario böyleydi. Böyle tabii benim size o gösterdiğim tarzda mimarisi falan çok güzel. Daha başka bir sürü bina var. Sadece bundan ibaret değil. Ama böyle aşağı yukarı anlamış oldunuz nasıl bir yer olduğunu. Bir sonraki videoda Cordoba'ya gideceğiz, oraya gezeceğiz. Orada Couchsurfing de buldum. Bir arkadaş beni ağırlayacak. Enerjisi çok güzel bir insana benziyor. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenerek, yorum yaparak, kanala abone olarak destek olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.